Bilgin TV'de Bir Tatlı Huzur başlıyor. Sevgili seyirciler, bugün konuğumuz Kar Leoparı, dünyanın damı olarak tabir edilen Everest Dağı'na tırmanan ilk dünyadaki ilk Türk ve ilk Müslüman dağcı, Akut'un kurucusu, daha pek çok şeyi yapmış, başarmış bir kişi, aynı zamanda bir yazar, fotoğrafçı, sivil toplum lideri ve eş baba Ali Nasuh Mahruki. Hoş geldiniz Nasuh Bey. Merhaba, hoş bulduk. Özgeçmişiniz dolu olunca böyle tanıtım videosu da zengin, dolu ve renkli oldu. Çok güzel bir video olmuş gerçekten. Hoş geldiniz Ege TV'ye. Şöyle başlamak istiyorum. Ben sizin kitaplarınızın pek çoğunu okudum. Daha önce tanışmıştık. Etkilendiğim bir bölüm oldu. Vatan lafla değil, eylemle sevilir adlı kitabınızda. Orada şöyle bir bölüm var, liderlik başlığında. Liderlik için öyle güzel bir tanımlama yapmışsınız ki ben bunun çok yol gösterici, motive edici ve çok kapsayıcı bir tanım ve çerçeve olduğunu düşünmüştüm. Öyle başlayalım isterseniz. İnsan liderlik nedir? Lider olunur mu, doğulur mu? Siz nasıl lider oldunuz? Akut'u kurdunuz, böyle bir fikir geliştirdiniz. Hayatınızı nasıl yönettiniz? Nelerden ilham aldınız? Bunları konuşarak başlayalım. Söz sizde. Buyurun, hoş geldiniz. Valla bana sorarsanız liderlik her şeyden önce inisiyatif almakla alakalı. Yani herkesin durduğu, beklediği, baktığı, birisi gelsin bir şey yapsın ya da bir şey olsun, bir şey yapılsın diye dona kaldığı ya da beklemeyi tercih ettiği, herhangi bir harekete geçmeyi yapamadığı bir durumda aramızdan bazıları inisiyatif alıp harekete geçerler. Liderlik aslında böyle. Yani doğuştan da olabilir, sonradan da gelebilir. Durumsal liderlik de var. Yani hiç içinizde öyle bir kapasitenizin ortaya çıkmasını gerektirecek bir koşulla karşı karşıya kalmamışsınızdır. Fakat günün hayatınızın herhangi bir döneminde öyle bir şeyle karşılaşırsınız ki herkesin donup kaldığı yerde siz bir anda bir şeyler yapılması gerektiğinin farkına varıp o yapılması gereken şeyleri de harekete geçirici gücü de başlatıp süreci bir anda durumsal liderliğini istenebilirsiniz süreci. Bu dediğim gibi tamamen aslında içinde bulunduğunuz ana, olaya, kişilere, süreçlere dönük bazılarımızın içinden çıkan doğal bir güdüyle kendisini gerçekleştiren bir harekete geçme isteği, insanları örgütlerine organize etme isteği, insanlarla birlikte o problemi bir çözüm bulma veya şey, içinde bulunduğu durumdan daha az sıkıntılı bir duruma getirme, dönüştürme isteği gibi bir içten gelen bir süreçle başlıyor bu. Tabii ki liderlik bir etki, insanların üzerinde çok kuvvetli bir etki. Dolayısıyla insanların da o etkiyi hissetmesi, algılaması ve bu güçlü etkiye sahip, bu yetki, bilgi, karizma gibi şeyler, sevgi gibi şeyler olabilir. Bunların hepsinin harmanlanması aslında liderin üzerindeki güç. Ama lider illa herkesten daha hızlı olacak, daha güçlü olacak diye bir kural yok. Önemli olan bu insanların örgütlü çalışma sistematiğini kurabilmesi. Herkesin içerisindeki potansiyelindeki kuvvetli tarafları, avantajlı tarafları, o sistemin içerisinde faydalı olacak tarafları seçip, bulup insanların o kuvvetli taraflarıyla birlikte sistemin bir parçası olmasını sağlaması. Burada tabii lidere duyulan güven çok önemlidir. Çünkü insanlar maddi manevi fedakarlıklar yaparlar. Ve bu yaptıkları fedakarlığın gerçekten amaca uygun olması, onların da değer verdikleri davaya, anlama faydalı olacak şekilde kurgulanmasını liderin yaratıcılığında, zekasında, dürüstlüğünde, adaletinde, ehliyetinde, liyakatında, ekipteki herkese adil, eşit ve tarafsız yaklaşmasında ve herkesin de o sistemin içerisinde koyduğu katma değer çerçevesinde yetkilendirilmesi, güçlendirilmesi, sorumluluk verilmesi gibi süreçleri delege etmesinde de doğru işler yapan kişidir. Dolayısıyla yani takım ve lider aslında karşılıklı olarak birbirlerini bulurlar ve var ederler. Eğer bir sistem içerisinde herhangi bir yapıda kuvvetli bir liderlikten söz ediyorsak mutlaka orada çok kuvvetli bir takım çalışması da vardır. Çok iyi ekip üyeleri de vardır. Eğer herhangi bir süreç içerisinde güçlü bir takım dinamiklerinden söz edebiliyorsak da mutlaka işin içerisinde o güçlü takım dinamiklerini var edecek bir lider vardır. Yani lider ve takım karşılıklı olarak birbirini var eder. Birinin olduğu yerde diğeri de mutlaka vardır. Birinin olmadığı yerde de diğerinin de maalesef kendini göstermesi, serpilmesi, büyümesi pek mümkün olmaz. Bu ikisi birlikte yürüyen şeyler.
Benim hayatımdaki liderlikle ilgili inisiyatiflerim, süreçlerim genelde hep tamamen koşullarla, koşulların zorlamasıyla ve o süreç içerisindeki bir şey yapılması, harekete geçilmesi, bir şekilde insanların öncelikle tabii ki kendi üzerinden ve tabii ki sonra da ikna ettiğim ve benimle birlikte daha iyi sonuçlar alabiliriz konusunda birlikte çalışmak istediğim insanları etkileyerek yürüdü her şey hayatım boyunca. Mesela üniversitede dağcılığa başladığımda tamamen amatör, hiç amatör bile değil, yani hiç hayatımda öyle dağcılık gibi bir bilgi birikim yok, öyle bir tecrübe yok. Üniversitede dağcılık kulübünün kuruluyor olduğu ilanlarını gördüm. Ve 16 çocuk yazılım konularda basit bir el ilanı, çarşamba saat işte 17'de toplantılar şu binada, şu odada diye. Elimi yazdım, ben de toplantıya katıldım doğal olarak. Öğrenmek istiyorum çünkü doğal hayvanlara düşkünüm zaten. Doğada spor kültürü çok cazip gelmişti. Marka fotoğraf gösterisi söyleşi derken bizim ilgimizi yakaladılar. Ve teorik pratik eğitimlerle dağcılık eğitimleri almaya başladık. Benim hiç dediğim gibi böyle içimde yani öne çıkayım, lider olayım, ben yöneteyim falan gibi bir tutku yok içimde. Ama ben faydalı olmak istiyorum neticede. İçinde bulunduğum gruplarda üzerime ne sorumluluk düşerse onu üstlenmeyi tercih ediyorum. Ama bazı durumlarda daha fazla sorumluluk üstlenmem doğal olarak benim üzerime geldi. Hayatımda öyle gitti pek çok yerde de. Mesela benim gibi daha çok sporuna başladığımda sonuçta o 16 kişiden bir tane başkan seçilecek. Bir kulüp kurdu, öğrenci kulübü, bir top kulüp, bir de başkan olması lazım. Hiç öyle bir niyetim yoktu. İçimizden bir tanesi niyetlendi. Ben biri başkanlık yaparım. Harika. Ona böyle gerekti hemen. Fakat bir sene sonra o başkanlık bana geldi. Çünkü süre içerisinde yaptığımız çalışmalarda, aktivitelerde, projelerde, işte sonuçta sahaya çıkıyorsunuz. Bir sürü şey düşünmemiz lazım. Lojistiğinden, planlamasından, insan kaynağından, okulla yürüttüğünüz ilişkiler, bir taraftan da bir üniversite topluluğusunuz. Dolayısıyla bir öğrenci işleri var. Bir, işte okulun bir konseyi var, bir yeni program bir üniversite ama çok çağdaş da bilgici bir üniversite. Öğrencilerin sosyal hayatlara, sosyal faaliyetlere katılması ve bunun da akademik olarak desteklenmesi için birçok çalışmalar da vardı. Ve bu süreç içerisinde bir şekilde bir yıl sonra dağcılığa başladığım kulübün başkanı oldum. Mezunluğuna kadar da başkanlığını ben sürdürdüm. İki tane dergi çıkarttım hatta. Dost diye adını da değiştirdim. Doğa sporları topluluğu yaptım. Dağcılık grubuydu. Doğa sporları ben daha çok böyle sırf dağcılık değil. Macilik, yamaç, barıştı, dalış falan gibi bir sürü sporla uğraştığım için. Bilkent Üniversitesi kulübü de biraz öyle konumlandırdık. Hala da öyle devam ediyor. Dost olarak devam ediyor kulüp. Benim koyduğum adıyla. Ve pek çok doğa sporları da uğraşıyorlar artık bir şekilde. Kampçılık, yürüyüş, dağcılık gibi faaliyetlerde yapıyorlar. Dolayısıyla üniversitede öyle oldu. Sonraki akut süreci o da benzer bir şekilde oldu. Akutu kurmaya karar verdik. 7 kişiyiz, 6-7 kişiyiz. Yani kuracağız. Doktor Feridun Çelik benden. Çok, bu konularda çok ilgili, bilgili. Akutun ilk yıllarında özellikle ilk 3 yılında ben ne kadar emek koyduysam o da o kadar emek koymuştu. Yani ikimiz beraber götürdük akutu o ilk yıllarda. O altyapısını falan çok kuvvetli kurduk. Feridun doktor... mesleki olarak da zaten acil tıpta acilde çalışıyor özellikle. Çok tecrübeli, çok birikimli ve yönetim kurulu kurduk. İşte 7 kişiyiz. Neyse ilk toplantı oturuyorsunuz ve bir görev dağılımı yapıyorsunuz. İşte başkan seçiliyor, ikinci başkan seçiliyor, genel sekreter, sayman ve diğer 3 tane de normal üye daha seçiliyor. Ve bu süreçte de Feridun ben başkan olmak istiyorum dedim. Benim için hiç sorun yok. Feridun başkan oldu. Ben ikinci başkan oldum. Fakat 2 sene sonra yine akut içi dinamikler, yaşadığımız pratikler, işte benim sorun çözme yöntemlerim, süreçlere yaklaşımım, insanlarla kurduğum ilişki falan bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir şekilde o başkanlık yine bana geldi. Yani ben ne üniversitedeki dağcılık kulübünde ne akutu kurarken ilk başlangıçta başkan olacağım düşüncesiyle çıkmadım ortaya. Ama ikisinde de süreç bir süre sonra birinde bir yıl, birinde iki yıl, 2,5 yıl kadar sonra bana geldi tekrar ve sonrasında ben götürdüm bitirene kadar da. Fakat sonrasında akutun sürecinde tabii 2016 yılında çok çalkantılı bir dönem yaşadık. O dönemde yönetim kurulu başkanlığı istifa etmek durumunda kaldım. Onursal başkan oldum ama onursal başkan olduğum süreçte de dernekteki kurum kültürü ve değerler bizim kuruluş aşamasındaki ve 20 yıl boyunca da benim başkanlığımda yürüyen sistemden, değerlerden, kültürden çok uzaklaştı. Bununla ilgili çok uyarılar da yaptım. En sonunda da uyarılarımın da dikkate alınmadığını, hiçbir şey değişmediğini ve artık akutun bizim kurduğumuz dönemdeki akuttan çok başka bir şeye dönüştüğünü, çok böyle bir arkadaş kulübü gibi tamamen bir küçük grubun etrafında dönüp döndüğünü her şeyin anladıktan sonra da onursal başkanı da geri verdim.
Şöyle örnek vereyim. Şu anda mesela Akıt Derneği Başkanı'nın altında bir tane Akıt arabası var. Bizim sonuçta hep temel felsefemiz gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlikti. Beş temel değerden iki tanesi. Ve herkes buraya maddi manevi kendi gönlünden karşılıksız olarak ne koyabiliyorsa koyuyordu. Ama şu andaki ki benim başkanlıktan ayrılma sürecimde de çok aktif çalışan ve bir sürü de yanlış iş yapan Akıt'ın kurum kültürü ve değerleri çok aykırı hareket eden kişinin altında bir tane Akıt arabası var. Bunun çok yanlış olduğunu anlattım. Yönetim kurulu onay verdi, liderler onay verdi gibi böyle bir cevap alıp durduk. Sayman olan kişi kendi kardeşini Akut'un şirketinde mali idarişlerin başına getirdi. Yani iki tane kardeşin dünyanın hiçbir yerinde bir kurumsal yapıda finansal konuların başında olması söz konusu bile olamaz. Bir güvensiz bir durumdur, riskli bir durumdur, çıkar çatışmasına yol açar. Hiç kimseyi böyle bir çıkar çatışmasına sokmamak için yakın akrabalar bu tür pozisyonlarda görevlendirilmezler. Bunu defalarca anlattığım halde yönetim kurulu onay verdi diyorlar. Yani kendi aralarında işte birbirlerine onay vererek Akut'ta geçmişinde hiçbir zaman olmayan şeyleri gönül rahatlığıyla hiç de rahatsızlık duymadan yapar hale geldiler. Dediğim gibi en sonunda da benim bu Akut yapılanmasıyla ilgili bir kalacak yani söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü bu bizim kurduğumuz Akut Derneği değil. Biz bu değerlerle kurmadık burayı. Bu amaçla da kurmadık. Yani bir küçük grubun etrafında dönsün dolaşsın diye değil. Ehliyet ve liyakatle yürüyordu her şey. Adalet ve özgürlükle yürüyordu. Şimdi onların da hiçbiri kalmadı. Dolayısıyla onursal başkanı da geri verdim. Ama Akut'un vakti ve spor kulübü de var. 3 tane STK'mız vardı. Üçünün de başkanı bendim. Akut Derneği, Akut Vakfı, Akut Spor Kulübü. Dernek adam Akut Derneği yapar. Vakıf Sosyal Sorumluluk Topluluğu, Bilinçlendirme yapar. Spor Kulübü de spor faaliyetleriyle uğraşırdı. Bu 2016'daki o çok çalkantılı süreçte özellikle iktidarın da baskısıyla yani çok ciddi bir siyasi baskı ve içerideki de o siyasi baskıdan faydalanıp evet biz artık şunun sorunu kenara çekelim biz yönetelim biraz bu Akut'u diyen ekiple bir sürecin içerisinde dernekten uzaklaştım. Vakıfı spor kulübüyle devam ediyorum çalışmalara. Buradan şunu anlıyoruz Nasuh Bey, değerler hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Değerler hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Sizin için de böyle olmuş. Yani değerlerden uzaklaştığını düşündüğümüzde kendi hayatımızda mutlaka bir toparlanma sürecine giriyoruz. Yeni kararlar alıyoruz değerlerimizi belki korumak adına. Yine çok ilginç bir bölüm vardı kitapta. Everest'e tırmanmak için sponsor arayışına giriyorsunuz. Ve o sponsor arayışında bir bankaya sanırım ya da hangi banka hatırlamıyorum şimdi ama sanırım bir bankaydı. Gidiyorsunuz evet. Ve sonra genel müdür ya da oranın CEO'su görüşlerini paylaşıyor. Diyor ki ben Nasuh'u diyor, Nasuh Bey'i diyor, maceracı buldum ancak macera perest değildi diyor. Yani bir hayaliniz var ama o hayal ayakları yere basan bir projelendirilmiş bir hayal. Değil mi? Everest'e tırmanma sürecinde bu tutumunuz, bu değeriniz size çok destek olmuş. Evet öyle oldu. Hakikaten ben 24 yaşında ilk yüksek irtifa tırmanışımı gerçekleştirdim. Üniversiteyi bitirir bitirmez. Zaten hayalim de oydu. 22-23 yaşında karar vermiştim. Türkiye'nin ilk 8 binlik tırmanışı yapan dağcı olmaya. Benden önce Türkiye'de 8 binlik dağları hedefleyen dağcı yoktu. Oysa böyle bir bilgi birikimi yoktu Türkiye'de. Benim de bütün derdim 8 bin sınırını aşan ilk dağcı olmaktı. O benim için özel bir hedefti. Çünkü yaptığım işlerde hep böyle yapabileceğim en iyisini yapmayı hedefledim. Dağcılıkta da bu işin en üç noktası o günkü bakış açıma göre dünyanın en büyük dağlarıydı tabii ki. 8 bin metre üzerindeki dağlardı. Ben de ona hedef koymuştum kendime. Bunun da bir yoluna girmek lazım ama yani bir sefer de 8 bine gidilmiyor. Önce 7 bine, ondan önce 6 binlere, 5 binlere falan gitmek lazım. Bir sistem içerisinde, bir zaman içerisinde dağcının kendini geliştirerek, tecrübesini arttırarak fiziksel dayanıklılığını, gücünü, hızını, tecrübesini, işte metabolizmasını, uyum yeteneğini, dağcılık fizyolojisini ve bir sürü bilgiyi beceriyi kazanmasıyla ancak yapabileceği bir şey. Ama neticede tecrübesi doğru bu. Üniversitede mezun olduğum dönemde hemen yani 92'de mezun oldum. O yaz zaten ilk 7 binlik tırmanışıma gittim. Hatta 5 binlik, 6 binlik tırmanış yapamadan gittim. Yani Türkiye'de çıktım en yüksek dağ, Erciyes'te Kaşgar dağlarıydı ki 3900'den biraz yüksek dağ. 4000 metre bile değildi. Türkiye'de gördüğüm en yüksek dağ. Ve bir anda 7000 metreye gittim. 7000 metre. Tanrı Dağı, bu Kantengü. Hani Türklerde vardır ya bu özellikle Tian Shan dağlarında Tanrı Dağı kadar, Türkiye'de daha kadar Müslüman deriz. Öyle bir kavram var Türkçe'de. Oradaki Tanrı Dağı. Onun ilk Türk tırmanışını yaptım. 94 yaşındayken.
ve yüksek irtifa hakkında tabii bir anda çok ciddi bir tecrübem oldu. Ve metabolizmamın da uyumlu olduğunu gördüm, yüksek irtifada iyi olduğunu gördüm ve çok da zevk aldım gerçekten. Yani hayallerimdeki kadar güzel oldu. Ve burada bir gelecek planım çıktı karşıma. 26 yaşında, 2 sene sonra Karlopol unvanı aldım. Yani evet. 24 ve 26 yaşında üç yazdım. 2 yıl içerisinde Karlopol olmak için gereken 5 tırmanışı tamamladım. Benden sonra ikinci Türk dağcı, Karlopol olan Türk dağcı 25 yıl sonra 2019'unda, geçen sene çıktı. Bir Türk kadın, bir Türk erkek dağcı. Şu anda daha Karlopol'umuz var. Ama benim 2 yılda aldığımı 25 sene sonra aldılar. Dolayısıyla bu tabii ki özgüvenimi çok arttırdı. Ve dünyada 14 tane 8000 metreden yüksek dağ var. Benim ilk üniversitede bu hayali kendime koyduğumda Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı olmak değildi hayalim. Benim için de çok uzak bir hedefti o. 8000 sınırı aşan ilk Türk dağcı olmaktı. Ve en kolayına razıydım aslında. 8000 üzerindeki herhangi bir dağ beni mutlu edecekti. Ama Karlopol'u ünvanını çok böyle yüksek bir performansla alınca, ki bir yazda 3-7000'liğe birden çıktım ve askerken çıktım. Üçüne birden de. Özel izin aldım askerken. Böyle bir yaz içerisinde 3 tane 7000'lik yapınca ve 3. 7000'liğe de çok yüksek bir performansla çıkınca 95 yılında karşıma çıkan Everest'e tırmanma fırsatını değerlendirmeye karar verdim. Eğer Karlopol olmasaydım Everest'e gitmeyecektim ama. Yani henüz hazır değilim diyecektim. Fakat o 3 tırmanış çok iyi gidince ben artık Everest'e bile hazır olmuşum, deneyebilirim dedim. Onun üzerine sponsorluk arayışları falan derken Yapı Kredi ile yollarımız kesişti. Ömer Kayaloğlu genel bilgi yardımcısı. İlk toplantısı da zaten tam o dediğiniz gibi, yani hayalleri var, vizyonu var ama macera perest değil. Hedefleri var ama nerede duracağını, nasıl hareket edeceğini bilen, işte geçmiş tecrübesi üzerine anlatan ve akıllı, mantıklı bir birisi olarak hep öyleydim sonuçta. Yani çocukken de. Ve daha 26 yaşındayım yani bu anlaşmalar yapıldığında. Ertesi sene 27 yaşında da Everest'e tırmanan ilk Türk, aynı zamanda dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldum. Bu tabii ondan sonrasında bütün hayatımı değiştirdi. Gerçekten Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı olmak hayatımın bütün geri kalanında izleri olan bir süreç oldu. Tabii iş sadece bir fiziksel tırmanma eylemi değil dağcılıkta. Onun çok ötesinde bir şeydi. Yani lojistiğinden, planlamasından, antrenmanından, fiziksel teknik ve psikolojik antrenmanından, bir ekip oluşturmaktan, tabii ki liderlikten, kritik süreçlerde karar vermekten ve bir hayatınızı bütünüyle disipline etmeyle alakalı bir süreç aslında bu tür büyük hedefler. Biz geriye saracağım şimdi filmi. Lise çıkışına geliyorum. Liseden işte çıktım, üniversiteye girdim ve lise sonunda filanım, babamla bir planlar yapıyoruz neticede. Babam da her normal ebeveyn gibi bana bir gelecek kurgulamak istiyor. Ve bir kargo şirketi kurdu. Kargo Spread diye. Uluslararası nakliye işi. Çünkü 80'lerin sonunda girdim ben üniversiteye. 87 girişliyim. O dönemlerde Türkiye'deki hakim vizyon şuydu. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de bankacılık sektörü çok gelişecek. İşletme ve ekonomi okuyanlar çok yavaşça olacak. Uluslararası işler okuyanlar, kamu yönetimi okuyanlar yavaşça olacak. Özellikle uluslararası ticaret gelişecek. Dolayısıyla Türkiye artık dış dünyayla entegre oldu. 12 yıldan sonra dış dünyanın ekonomisiyle entegre oldu daha fazla etkili bir şekilde. Ve ekonomi, işletme, uluslararası işler, kamu yönetimi, dış ticaret, bankacılık, şu bu filan öne açık olan alanlar Türkiye'de. Yani bu konularda çok sayıda insana ihtiyaç var ve Türkiye bu konudan gelişecek diye. Tam olarak da öyle oldu. Babam da bu farkındalıkla, yani o 80'lerin Türkiye'sinin, 90'lara hazırlanan Türkiye'nin gelişim sürecinde benim için bir kargo şirketinin gelecekle alakalı çok doğru bir yatırım olacağını düşündü. Hakikaten de öyleydi gerçekten. Hatta gittim bu IATA'nın kurslarını falan da aldım. Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği'nin sertifikasyon sistemlerini de aldım. Çünkü neticede ben kargocu olacağım, üniversiteyi bitireceğim, işletme okuyacağım, geleceğim, şirketin başına geçeceğim ve yoluma devam edeceğim diye. Çok da iyi bir senaryoydu aslında. Fakat bu dağcılık ve diğer doğa sporları bana çok iyi geldi. Özellikle yüksek irtifa dağcılığı. Gerçekten kendimi bulduğum, hayatıma bir anlam kattığım, değer kattığım, o anlamın peşinden gerçekten bütün varlığımla gitmekten çekinmediğim ve çok mutlu olduğum bir süreç karşıma çıkarttı. Ve özellikle bu Karlopol'dan sonra babamla da oturdum, konuştum. Baba dedim, yani tamam, kargo şirketi harika ama ben yolumu buldum dedim. Yani ben şimdi bu saatten sonra gelip bir ofis hayatı sürdüremem. Yani kargo şirketinin başına geçemem. Ben kendi yoluma devam edeceğim dedim. 94'teki Karlopol ünvanına kadar bütün tırmanışlarımı tabii ki babam finanse etmişti.
Çok ekonomik oldu tabii. Ya bir tanesine bir sporcu olarak gittim, ona para vermedim. Bir tanesinden son tırmanımdan benden para almadılar. Çok yüksek bir performans gösterdim. Üç tanesine para ödedim. Ama Everest tabii çok büyük bir bütçe. Yani 60 bin dolar. Biri 500 dolar, biri 1000 dolar, biri 2000 dolar bir şeyken bir anda 60 bin dolara çıktı bütçe. Bunun için sponsor bulmak lazım. Başbakan Tansu Çiller'e bile yazdım. Hiç umursamadı, ayrı mesele. Ama neticede bunu şunun için söylüyorum. Bir hedef koydum kendime çok genç yaşta. Bu hedefe lazım. Ulaşabilmek için koşulları da ben kendim yarattım. Yani o parayı da ben kendim buldum bir şekilde. Aslında işin zor tarafı da oldu aslında. Yani tamam iyi bir dağcının altından kalkabileceği bir şey. Ama bir gün çıkıp da ki o gün Türkiye'si bugün Türkiye'sinden çok daha iyi bir Türkiye'ydi elbette. Ama 60 bin doları küt diye bulmak öyle kolay bir iş değil. Ki Türkiye'de spor tarihinde örneği bile yok böyle bir şeyin. Daha geçmişinde böyle bir örnek yok yani. Sporda sponsorluk 90'larda, 94'te, 95'te falan yoktu böyle bir şey. Hatta bizim de Everest projesi bir yüksek lisans tezi de oldu. Bankacılıkta bir tutundurma aracı olarak sponsorluğun yeri ve Everest'e ilk projesi diye. Yani o Everest'te tırmanmak bir ilk ve öncü proje. Yalnızca Türk derece için değil, aynı zamanda İslam dünyası için de. Onun ötesinde böyle bir sponsorluk projesi olarak da bir ilk ve öncü proje oldu. Yani bir sporcunun, bir milli sporcunun bir bankayla böylesine yüksek bütçeli ve böylesine de tehlikeli bir doğa sporu aktivitesinde ilk defa Türkiye'de böyle bir sponsor çalışması yapıldı. O yüzden birçok şeyi, aslında birçok engeli, birçok daha önce hiç yapılmamış şeyi kendim aşmak zorunda kaldım bu hedeflerin peşinden giderken. Bu tabii ki beni hem çok iyi eğitti, yetiştirdi, geliştirdi. Yetenek öyle bir şey ki aslına bakarsanız insan sınadığı zaman gelişiyor ve aslında daha önce farkına varmadığı yeteneklerini ortaya çıkartıyor. O yüzden hobilere sahip olmak, işte sıra dışı işler yapmak, seyahat etmek, yani günlük hayatınızın o güvenlik çemberinizin dışına çıkıp farklı koşullarda ve süreçlerde kendinizi deneyimlemek karşınıza yeni problemler, yeni olgular, yeni süreçler, yeni deneyimler çıkmasını sağlıyor ve onları çözerken siz içinizde yeni yetenekleri ortaya çıkartıyorsunuz veya yetenekleri daha da kuvvetli hale getiriyorsunuz. O yüzden çok anlamlı ve önemli bu. Benim bir taraftan bu dağ ve doğa spor hayatım giderken bir taraftan gezgin hayatım devam etti. 28 yaşındayken 7 kıtayı da görmüştüm. Yani Antarktika'sını, Avustralya'sını 7 kıtaya da gitmiştim 28 yaşındayken. Bugün 90 küsur ülke gördüm. Motosikletle yani 200 bin kilometrenin üzerinde yol çevirdim dünyada. Ve bunlar her biri aslında beni o kadar farklı koşullara, o kadar farklı süreçlere soktu çıkarttı ki her birinde de o kadar çok değişik problem çözmekle, o kadar çok değişik krizlerle başa çıkmak zorunda kaldım ki bu tabii ki benim liderlik vasıflarımı da çok kuvvetlendirdi. Kişisel risk yönetimi kabiliyetimi çok geliştirdi. İnisiyatif alma becerilerimi güçlendirdi. Tabii ki insanları örgütleme, onlarla beraber hareket edebilme güdülerimi ve gücümü çok arttırdı. Ve akut da aslında biraz da böyle çıktı ortaya bir taraftan da. Yani özellikle dağcılık sporundaki kendimi geliştirmiş olduğum süreç ki akutu kurmaya karar verdiğimizde ben daha 26 yaşındaydım. Karl Öpe unvanını almıştım. Ertesi sene Everest'e çıktım. 96'da akutu kurduk zaten. Yani 26 Karl Öpe, 27 Everest, 28 akut oldu hayatımda ve arkasında zaten aynı hızla ve tempoda devam etti. Dolayısıyla işte kargocu olmak gibi aslında pek çok kişi için mükemmel bir gelecek senaryosu olmakla birlikte benim konumumdaki birisi için beni sadece ayaklarımı yere bağlayacak, zincirleyecek. Belki çok başarılı bir iş adamı olabilirdim neticede ama mutlu olmazdım. Ben o enerjimi akuta aktarmayı tercih ettim. Bu da çok önemli bir şey. Tercih evet. Hep şöyle düşünüyorum ben. Siz Everest'e tırmanarak aslında kendi Everest'inize tırmandınız. İşte böyle de bir kitabınız var. Kendi Everest'inize tırmanın adında. Arka kapağını Doğan Cüceloğlu yazmış. Çok da takdir ediyor sizi. Çok da güzel bir arka kapak yazısı olmuş. O da çok kıymetli. Kendi Everest'inize tırmanı. Yani herkes sizin kadar belki liderlik edip Everest'e tırmanamayacak ama kendi olabileceğin en iyisi, yetenek kaslarını geliştirerek olabileceğin en iyisi olacak muhakkak. Üstün Dökmen hocamız da hep şöyle söylerdi, yılmazlık çok önemli bir beceridir. Hayata tutunmak için çok önemli bir yetenektir. Ve dağcılık sanki bu yılmazlığı geliştiriyor, dirençliliği geliştiriyor insanın hayatında. Çünkü değil mi, dağlarda her türlü zorlukla başa çıkmak durumundasınız. Ekibinizle ya da oksijenli oksijensiz tırmanışlar var, değil mi? Onlarda da farklı. Tabii.
Yani dağcılık sonuçta bir dayanıklılık sporu. Hele yüksek irtifa dağcılığı tam olarak bir dayanıklılık sporu ve kalp akciğer sistemiyle alakalı bir spor. İlkokulda ben 4 yıl yüzdüm. Babamın yine çok doğru kararlarından biri. Ben ilkokulda bir de yüzmeye yazdırdı. Ve yüzme de bir dayanıklılık sporu ve kalp akciğer sistemiyle alakalı. Yani kalp akciğer sisteminizi çok zorluyorsunuz. Yokuşta bisiklet, yokuşta koşu mesela insanın dayanıklılığını artıracak aktiviteler. Ki ben de hep öyle antrenmanlar yaptım. Çok uzun yıllar İstanbul'da oturuyoruz. Bebek yokuşu vardır, küçük bebek yokuşu vardır. İnanılmaz dik yokuşu vardır. Hele küçük bebek felakettir. Her gün bisikletle çıkardım. Bazen ikisini birden çıkardım. Yani birinden inmeye çıkardım, birinden tekrar inmeye çıkardım. Her gün evde bir stoper aletim var, basamak aleti. 45-50 kilo sırt çantasıyla her gün bir saat çalışırdım üzerinde. Yani çok ciddi ağır antrenmanlar yaptım bu yollara gelebilmek için. Zaten o kadar fiziksel, teknik ve psikolojik hazırlık yapmazsanız ve tabii ki bunu doğru yetenek havuzunun üzerine yapmanız lazım. Yani hem yeteneği keşfedeceksiniz hem de onun üzerine gerekli antrenmanı yapacaksınız. O yüzden yetenekli ve tutkulu olduğunuz alanlarda hedefler seçmek çok önemli. Ben de o kendi adresinize tırmanında onu anlatıyorum aslında. Yetenek ve tutku buradaki en kilit kavramlar, en önemli kavramlar. İkisi de içten geliyor. İkisi de tamamen sizin genetik kombinasyonunuzla alakalı. Tamamen size doğuştan getirdiğiniz bir şeydi. Sonradan da geliştirdiğiniz tabii ki bir takım şeyler var ama onlar yine sizin içinizden gelen ve içinizdeki genetik kombinasyonunuza bağlı şeyler. Neticede önemli olan aslında kişinin kendini tanıması. Kendi Everest'inize tırmanın kitabının adında kendi başlığı var, üst başlık da var. İçinde dünya kadar yerde kendi kavramını kullanıyorum. Çünkü günün sonunda herkes kendisiyle baş başa bir yolculuk yapıyor bu hayatta. Ve bu yolculuğu kendi en kuvvetli taraflarınız üzerinden yapmalısınız. Yani benim yeteneklerimde birisinin ben ressam olacağım diye bir fanteziye kapılması onun baştan hayatını mutsuzluğa mahkum etmesi olurdu. Ya da ben kargocu olacağım, bir kargo şirketinin başına geçip işte büyük bir iş adamı olacağım demesi de aynısını yaratırdı. Çünkü benim yeteneklerim farklı. Benim dünya görüşüm farklı, içimden gelen tutkular, yetenekler farklı ve onlar üzerinde bir yol haritası çıkartırsak şayet kişi daha sürdürülebilir ve daha sürekli bir enerji ortaya koyabilir ve elde ettiği başarılar da daha sürdürülebilir olabilir. O yüzden önemli olan kişinin kendini tanıması, kendi kuvveti taraflarının farkına varması, kendi kuvveti taraflarının kendi yetenekleri ve tutkularıyla örtüştüğü hal takdirde de ki bende öyle oldu. O yüzden de üniversitede keşfettim bu durumu. 20-22-23 yaşlarında keşfettim. Ve o yolu tercih ettim. Denedim. Denemeden de olmuyor. Küçük küçük hedeflerle denedim. Belki biraz daha hızlı gittim normal ortalama bir dağcının hızından ama neticede yine de kendi tempomla, kendi hızımla gittim. Ama daha küçükle başlayıp daha zoruna, daha tehlikelisine, daha tekniğine, daha yükseğine devam ederek ve sonuçta kendimi sınırlarıma kadar zorladım ve hatta ötesine de geçip işte Türkiye'nin yüksek soru tırmanışı bana ait, Türkiye'nin yüksek ikinci soru tırmanışı da bana ait. 1.8 binlik, 1.7 binlik. Türkiye'nin yüksek oksijen desteksiz tırmanışı bana ait, Türkiye'nin yüksek ikinci oksijen desteksiz tırmanışı da bana ait. 2 tane 8 binlik. Biri dünyanın ikinci, biri dünyanın 4. yüksekler. Gibi yani bu yaptıklarım, bu seçtiğim hedefler hep aslında beni bu hayatta mutlu ve tamamlanmış kılacak başardığım takdirde hedeflerdi. O da tabii ki kendimi iyi tanıdım, kendimle barışık oldum ve bu hayattan gerçekten ne istediğimi, ne istemediğimi iyi bildiğim içindi. Ve yalnızca bir kere bir yaşam deneyimi bu, herkes için öyle. Ve bu bir kere yaşam deneyiminde mümkün olduğu kadar kendimizi geliştirmek, mümkün olduğu kadar yaşamdan keyif almak, tad almak, haz almak, mutlu olmak ama mümkün olduğu kadar da hayata bu aldıklarımızın karşılığında değer katmak. Tabii ki öncelikle ailemiz ama toplumumuz ama işte ülkemiz ama gezegen ama doğa ama diğer insanlar, diğer kültürler, diğer coğrafyalar, işte bütün ağaçlar, ormanlar, kuşlar, dünyanın bütünü hepsine karşı sorumlu hissetmek lazım. Yani tabii ki bu yolculuk yalnız bir yolculuk, herkesin bir sorumluluğu kendisine karşı ve çekirdek ailesine karşı. Ama paralel sorumluluklar var. Ve bu paralel sorumluluklar sizle beraber bu dünyadaki diğer her şeyi de kapsıyor. O yüzden işte kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi yargılamadan, herkesi olduğu gibi kabul ederek hepimizin aynı bütünün farklı yansımaları olduğunu ve bu bütünün bir anlama sahip olabilmesi için hepimizin birlikte var olması gerektiğini, hepimizin aslında karşılıklı olarak birbirimizi var ettiğimizi, birbirimize karşı bağlı ve bağımlı olduğumuzu ve sorumlu olduğumuzu gibi gibi böyle birçok kavramı da öğrenmemi ve içselleştirmemi de sağladı. Hem gezgin tarafım hem dağcı tarafım. Çünkü çok erken yaşlarda pek çok insanın çok ileri yaşlarda bile deneyimleyemeyeceği kadar çok şeyi deneyimleme fırsatı buldum. Dediğim gibi şu anda 90 küsur ülke görmüş durumdayım. 28 yaşında 7 kıtayı da görmüştüm. Yaptığım tırmanışlar olsun, seyahatler olsun, işte motosikletle çok uzun yolculuklar yaptım, tek başıma yaptım, kız arkadaşımla yaptım,
İşte 3 arkadaşım yaptım, 12 arkadaşım yaptım, 5 arkadaşım yaptım. Ben böyle bir sürü farklı kombinasyonlarla da çok seyahatler yaptım. Ve açıkçası hem kendimi, kendi yeteneklerimi, tutkularımı, hayallerimi, hedeflerimi, bu hayattan ne beklediğimi, nereye ulaşmak istediğimi çözümleme fırsatım oldu. Tabii bu sürekli devam eden bir şey. Sokak insanın kendini tanıma uğraşı ömür boyu devam eder diyor. Benim de kendimi tanıma uğraşım ömür boyu devam ediyor. Ben hala kendi 52-53 yaşındayım şu anda. Şu anda 50'li yaşlarındaki Mesut Mahvekil'in nasıl bir adam olduğunu ve bu 50'li yaşlarını nasıl değerlendirmek istediğini bulmaya çalışıyorum. Var tabii ki kafamda bir takım şeyler ve bunları işte bir şekilde gerçekleştiriyorum. Eğer 60'lara kadar yaşarsak o zaman da 60'lı yaşlarındaki Mesut Mahvekil'in nelerden keyif alacağını ve 60'larını nasıl yaşamak istediğini bulup kendi içinde ve onu gerçekleştirmeye çalışacağım. Dolayısıyla burada önemli olan her şeyin sonu, her şeyin başı aslında kişinin kendini tanıması. Bu dünyadaki en önemli şey bu. Çok önemli, en önemli şey. Kendimizi ne kadar iyi tanırsak, doğayı, dünyayı, kozmosu, farkındalığımızı bunlarla ilgili ne kadar arttırırsak, o kadar hayatımızı daha doğru, daha sağlıklı, daha uzun soluklu, daha sürdürülebilir ve daha sürekli ve başarı ve mutluluklarla dolu olarak da kurgulayabiliriz. Ben geriye dönüp baktığımda aslında bunu yapmış olduğumu fark ediyorum. Belki bugünkü bilincimde değil ama attığım bütün adımlar aslında hep beni geleceğe hazırlamak için, hep gelecekteki hayatımı daha sağlıklı yapabilmek içindi. Çünkü ben hep ana odaklandım, hep şimdi odaklandım ve içinde bulunduğum andaki Mesut Mahvekil'in yapabileceğim en iyisi, olabileceğim en iyisine ulaşmaya çalıştım. O kadar ağır antrenmanları o yüzden yaptım 20 yaşlarımda. İşte o yüzden o kadar dünya kadar kitap okudum. O yüzden o kadar seyahat ettim. Kendimi hayatın çok farklı koşullarına da sokup çıkartmak ve oralardaki deneyimleri de içselleştirip, oralardaki tecrübeleri de kendimi zenginleştirip, hayatın bundan sonrasındaki karşıma çıkan iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, zor ya da kolay, başarılı ya da başarısız, dostluk ya da düşmanlık ne çıkarsa karşıma, her birinde daha doğru seçimler yapayım, daha doğru tercihler yapayım, daha doğru kararlar ve eylemler içerisine gideyim ve hayatımı daha doğru bir şekilde geleceğimi gerçekleştirecek şekilde şimdiden bugünden planlayayım, organize edeyim, hazırlayayım düşüncesiyle yaptım bunları. Bir de bunu anlatmaya çalışıyorum işte yani kitaplarımda, söyleşilerimde. Şimdi fırsat geldi burada mesela detaylandırıyorum nasıl buralara geldiğimi, yol haritamı nasıl seçtiğimi gibi. Ben de o gözle dinliyorum Nasuh Bey. Yani gençlere olduğu kadar her yaş grubuna hayatınızdan alınacak şeyler olabilecektir, örnekler olabilecektir muhakkak. Herkes kendi evresine tırmanmalı, değerleri doğrultusunda bir hayat yaşamalı ve kitabınızda bir bölüm var. Aslında siz lütfen düzeltin, ben anladığım kısmını mealen söyleyeyim. Aslında orası da burası da her şey bir diyorsunuz bir yerde. Evet. Ya aslında o şeyi diyorum orada. Tanrısallığı günlük yaşamın mucizelerin ötesinde aramamak lazım. Bu aslında şamanik bir vizyon, Kızılderili vizyonu. Her şeyle her yer, burası ve orası özde aslında bir. Yani hepimiz aslında aynı bütünün bir farklı yansımasıyız. Neticede hepimiz daha da, şimdi ben felsefi konuşuyorum ama bunu daha mekanikle konuşabilirim rahatlıkla. Bu dünyada gördüğünüz bütün canlı varlıklar, bitkisi, bakterisi, mantarı, böceği, kuşu, işte yaşamış dinozorları, tamamı aslında yıldız tozu. Hepimiz netice itibariyle güneşten kopan parçalardan oluşan bir dünya gezegeninde bir araya gelmiş ve o dünyaya çarpan meteorların getirdiği minerallerle inanılmaz bir takım kombinasyonlar sonucunda cansız varlıktan canlılığın ortaya çıktığı, işte o prokaryot hani çekirdeksiz hücrelerin önce koloni olarak bir araya gelen kolonileşmeden sonra da iş bölümüne giderek hücrelerin işte çekirdekli prokaryot hücrelere dönüşüp ondan sonra da işte daha çok hücrenin bir araya gelip vücutlu canlıların ortaya çıktı ve oradan da işte bugünkü çeşitliğe kadar ulaştığı bir denklemin bir parçasıyız. Yani işi sadece duygusal, metafizik, felsefi falan konuşmaya da gerek yok. Fiziği de böyle zaten. Neticede dünyadaki cansız maddeden, şu taş mineralden evrildik biz buraya geldik. Dolayısıyla zaten hepimiz aynı bütün bir parçasıyız. Yani bakteri de olsa, memeli de olsa, insan da olsa, gidi de olsa, balık da olsa aynı şeyiz. Fark, biz homo sapienslar olarak atalarımız, özellikle primat atalarımız, kuyruksuz maymunlar bir şekilde birkaç tane farklı mutasyonla ve birkaç tane farklı ekolojik nişe girme fırsatıyla içeride daha önce keşfetmedikleri yetenekleri keşfederek kendilerini geliştirme fırsatı yakalamışlar. Ve dağdaki diğer bütün hayvanlardan ayrıştırabilmişler kendilerini. Ama bu tabii ki 7-8 milyon yıl süren bir süreç.
7-8 milyon yıl içerisinde de kuyruksuz maymunlardan Homo sapiens'e, yani bugünkü modern insana kadar inanılmaz bir değişim süreci yaratan bir varlığı ortaya çıkartmışız. Ama bundan işte ne bileyim size 5 milyon yıl geriye gitse doğadaki diğer canlılardan hiçbir farkımız yok. Tamamen etkisiz, önemsiz, varlığı da yokluğu da hiçbir değiştirmeyecek bir varlığız. Ama ne zamanki insan aklı doğaya hükmedecek güce erişti, ne zamanki bu işte ateşi kontrol ettik, ne zamanki doğadaki diğer hayvanları evcilleştirdik, bitkileri evcilleştirdik, o zaman sayılarımız inanılmaz arttı. Sayımız artınca örgütlü gücümüz inanılmaz arttı. İşte sanayi devrimi, endüstri devrimi, bütün bunlar bilgisayar teknolojileri, robotik teknolojiler, bugün artık yapay zekalar falan. Hani dünya bitti, biz uzay hakimiyetini konuşuyoruz. Yani gezegenler arası bir tür olması gerektiği konuşuluyor bugün insanın. Ama 5 milyon yıl öncesinde bir aslandan ya da bir çitadan ya da bir zebradan ya da bir kurbağadan daha fazla etkisi yoktu ekosisteme. O onlar kadar bir etki yatıyordu kendi çevresinde ve yok olup gidiyordu, öyle devam ediyordu. Hiçbir zararı yoktu dünyaya. Ama biz bugün dünyayı küresel ısınma, küresel iklim değişikliği yaşanmaz hale getirdik. Belki de dünyayı nükleer silahlarla yok edecek kadar da bir potansiyele de sahibiz. 70'lerde bunun ucuna geldi dünya. Soğuk savaş döneminde en sonunda bir şekilde baktılar ki toplu yok oluşu engelleyemiyorlar. Dolayısıyla bunu durdurmamız lazım geldiği iş. Ama sonuçta bugün bir işin felsefesini bir kenara koyup ki okuduğunuzda, düşündüğünüzde de böyle. Ama işin fiziği de böyle. Yani tamamen fiziksel evrimi de, kimyasal evrimi de, biyolojik evrimi de, toplumsal evrimi de, düşünsel evrimi de tamamen aynı kurallarla ilerliyor. Bunu ne kadar erken fark edebilirse bir insan yaşamına, varlığına o kadar erken doğru bir anlam yükleyebilir ve o kadar kendi hayatını çok daha doğru bir şekilde kurgulayabilir. Çünkü bu bir kelik bir yolculuk. Yani ben şu anda 52-53 yaşındayım. Ben bir daha hayatımın hiçbir döneminde 52 yaşında olmayacağım. Bundan sonra sadece 52'nin üstü var. Yani sadece devamı var. Geçmiş bitti. Geçmiş olduğu gibi kabul etmek lazım ama geçmişi de doğru yaşamak önemli. 50'lerinizin sağlam olmasını istiyorsanız 40'larınızın sağlam olmalı. 40'larınız sağlam, güçlü, gürbüz, üretken, başarılı olmasını istiyorsanız 30'larınız öyle olmalı. 30'lar öyle olacaksa, 20'ler, 20'ler olacaksa da onlar ve çocukluğunuz öyle olmalı. Yani şu anda bizim işte bir 7 yaşında, 5 yaşında çocuğumuz var, gördüğümüz bir kızımız var. Hayattaki tefer aslında mutluluk, yani sağlıklı, keyifli, mutlu, coşkulu, tutkulu yaşamak, başarılı olmak, keyif, yani bu hayattan yani güzel şeyler almak ama daha fazlasını vermek mümkünse. Böyle bir şey hayat aslında. Ama çocukluk çok önemli bir şey. Doğan Cüceloğlu, çocukluk insanın ana vatanıdır diyor. Müthiş bir kelime. Ben çok etkileniyorum o kelimeden. Hakikaten eğer çocukluğunuzu sağlıklı geçiriyorsanız, tabii biraz annenize babanıza bağlı, yani ebeveynlere bağlı şimdi o tarafı. Çünkü çocukluğunuza tamamen çaresizsiniz. Yani biz doğadaki diğer hayvanlar gibi değiliz. Bugün bir zebra yavrusu annesinden dünyaya geldiği anda bir dakika sonra ayağa kalkıp sürünün peşinden gidebilecek duruma gelebiliyor. İnsanoğlu öyle değil. İnsanoğlu büyük beyninin evrimsel süreçteki bir bedeli olarak 2-3 yıl boyunca annesine doğrudan bağımlı süt içmekle. Ondan sonra 15-16 yaşına kadar, belki 10 yaşlarına kadar da illaki bağımlı. Yoksa doğada hayatta kalamaz, kendi başının çaresine bakamaz. Ama bu işte bizim zekamızın ve büyük beynimizin bir maliyeti. Aile kurumunun gelişmiş olması. Çünkü anne ve babanın çocuğa beraber bakması lazım. Tek başına anne bakabiliyor. Doğada biliyorsunuz bazen erkekler yumurtanın üzerinde yatıyor. Penguenler de var. Ama normalde anne yatar üzerinde. Ve anne uğraşır o işle, ya o çileyi anne çeker. Ama bir insan ailesi kurmak için anne ve babanın beraber mücadele etmesi lazım. O yüzden evrimsel süreç aslında kadın ve erkeği birbirine yaklaştırmış ve bir tek eşli bir sürece yönlendirmiş günün sonunda da. Ama tamamen doğanın kuralları var. İçinde bulunduğumuz şartları. Şartları. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Nasuh Bey, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, kıymetli bilgiler edindik. Ben özellikle bu baktığımızda orası, burası, her yer bir sözünü İslam'daki tevhid anlayışına çok benzettim. O yüzden de kişisel olarak söyleyeyim, çok etkilendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Mine Hanım'a, Barlas'a ve Bilge'ye çok sevgiler, iyi tatiller. Doğada liderlik kampınız umarım devam eder. Çok güzel bir girişimin yine içerisindesiniz. Yazarlığınız dışında. Ben sizi kişisel olarak ülkemizin bir değeri, bir kıymeti olarak görüyorum. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Güzel günler diliyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim Kadriye Hanım. Çok iyi pazarlar olsun herkese. Bizi izleyenlere de çok sevgiler. Çok sevgiler. Sevgili Evye TV izleyicileri, Bir Tatlı Huzur bu haftalık tamamlanıyor. Haftaya görüşene kadar huzurla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Thank you.